Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf matematik Telafi tekrarıyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomuz sizlerden gelen yoğun üstek üzerine hazırlanmıştır arkadaşlar. Peki sizlerden gelen yoğun üstek üzerine biz ne hazırladık? Arkadaşlar malum 9'dan 10'a kampımız tüm hızıyla çok güzel bir şekilde devam ediyor. Ve bu kampta kullandığımız kitabımızda 9'dan 10'a matematik hazırlık kitabı. Ve bu kitabımızda içeriğinde neler vardı? Ortaokul ve 9. sınıf konu tekrarları vardı. Zaten burada içeriye baktığımızda da içindekiler kısmında özellikle mesela ilk konumuza bakalım. Sayma ve olasılıkta ortaokul tekrarı testlerimiz vardı. 9. sınıf tekrarı testlerimiz vardı ve sonrasında da malum 9'dan 10 olduğu için 10. sınıfla ilgili ve 9'dan TYT'ye kadar bütün kısımlarla ilgili testlerimiz vardı. Arkadaşlar malum İki sene boyunca pandemideydik ve zor şartlar altındaydık ve eğitim hayatımız biraz ufak tefek sektlere uğramıştı ve zorlu bir süreçte geçmiştik. Peki bu videoda sizler için asıl önemli olan kısım ne? Asıl önemli olan kısım arkadaşlar dokuzuncu sınıfta gördüğümüz ve ileriki seneler için lazım olan konular arkadaşlar. Biz de bu konuları size taktiklerle, konu özetleriyle ve dahası soru çözümleri, soru üzerindeki yapılacak uygulamasıyla bunları size güzel bir şekilde hazırlamaya çalıştık. Ve de yine tekrardan söyleyelim. Sizler istediniz. Bizler yaptık. Yoğun istek geldi. Güzel bir video karşınıza gelmiş oldu. Artık sözü fazla uzatmayalım. Ve hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar hemen karşımızda bir sorumuz var. Ne demiştik? Soru bizim için pekiştireç olacak demiştik. Daha öncesinde taktiklerle konu özeti şeklinde bu kısmı anlatacağız. Ve 9. sınıfımızı iyi bir şekilde tekrar ve hatırlama yapmış olacağız. Bu da bize 9'dan TYT'ye kadar çok iyi bir altyapı yapmış olacak. Hemen başlayalım arkadaşlar. Taktiğimiz, konu özetimiz burada. Bilmemiz gereken 9. sınıftan hatırlamamız gereken çözümleme kısmı arkadaşlar. Çözümleme kısmında ne vardı onu söyleyelim. Arkadaşlar bir A, B, C, D diye 4 basamaklı bir elemanımız varsa, bir sayımız varsa bu sayının en sağındaki birler basamağıydı. Sonra onlar basamağı, sonra yüzler ve binler basamağı geliyordu. Burada çözümleme yaparken de bir tane D vardı birler basamağı olduğu için 10 tane C vardı ve 100 tane B 1000 tane A vardı diyorduk. Ve arkadaşlar burada AB ile BA'yı toplarsak bakın ona bir tane B 10 B 1 tane A olduğu için toplamında da 11A 11B geliyordu. Biz kısaca 11 parantezinde A artı B olduğunu söylüyorduk. Ve arkadaşlar bunu çok hızlı bir şekilde bilmemiz gerekiyordu. Bunu çok iyi bilirsek üniversite sınavında TYT'de çok rahat ederiz. Tabii ki de 10. sınıf önceliğimiz 10. sınıfta da çok rahat ederiz. Peki AB eksi BA iki basamaklı sayıları görürsek ne olacak? Farkını burada da arkadaşlar 10 tane A bir tane A çıkarsa yine 9 parantezinde A eksi B oluşacaktı. Yine burada gördüğünüz gibi 1 B'den 10 B çıkarsa eksi 9 B olacağı için 9 parantezi bize 9 parantezinde A eksi B'yi vermiş olacaktı. Burada da 3 basamaklı ABC eksi CBA yaparsak arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi onlar basamağı 10B 10B olduğu için onlar basamağında B'ler olduğu için hemen onlar birbirlerini götüreceklerdi. 100 tane A'dan bir tane A çıkarsa 99'a bir tane C'den 100 tane C çıkarsa eksi 99 C yine 99 parantezinde A eksi C olmuş olacaktı. Evet arkadaşlar ilk taktiğimizi Konu özetimizi bitirdik. Hemen sorusuna bakalım. Sorusu şöyle bir şey arkadaşlar. Rakamları farklı. 3 basamaklı ABC, CBA ve XY4 sayıları için ABC-CBA, XY4 eşitliği veriliyor. Buna göre kaç farklı BAC 3 basamaklı sayısı yazılabilir diyor. Dikkat edelim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar biraz önce söylediğim gibi 9. sınıftan bunu çok iyi bilmeniz lazım. Hıp hızlı bir şekilde artık çözümleme değil çözümlemenin bize sunduğu güzellikleri bilmemiz lazım. Hemen onu söyleyelim. Bakın burada onlar basamağı ikisinde de B olduğu için gittiler. Hemen burada 100 tane A bir tane A. Tabii ki de gördüğümüz gibi 99 parantezinde ne olacak arkadaşlar? A eksi C olacak. Çünkü 1 C'den 100 C çıkarsa eksi 99 C kalır. Peki cevabımız neymiş arkadaşlar? X, Y, 4 diye 3 basamaklı bir sayıymış. Peki 3 basamaklı bir sayıda 99 yani son basamağı 9 olan bir sayıyla neyi çarparsak cevabımız birler basamağı 4 olan bir sayı oluşur. Tabii ki de 6'yı çarparsak arkadaşlar başka bir şansımız yok. O zaman hemen yazalım arkadaşlar. 99 çarpı 6 bize ne verecek? XY4 sayısını verecek. Bakın bize XY ile ilgili bir şey sormadığı için hiç uğraşmıyoruz. Bizim uğraşmamız gereken kısım BAC kaç tanedir diyordu? A eksi C'nin 6 olduğunu biliyoruz artık. Peki 6 olduğunu biliyorsak hemen ne diyoruz? Burada bize gelebilecek olabilecek sayıları soruyor. Bu arada burası 3 basamaklı sayıysa tabii ki de rakamları farklı 3 basamaklı sayılar dediğine göre o zaman burada A da C de 0 olamaz. Dikkat edin. 0 olamayacağı için o yüzden 7'ye 1 olabilirler. 8'e 2 olabilirler. 9'a da 3 olabilirler arkadaşlar. Bu gibi sayılarımız olabilir. Peki bizim bizden istenen neydi arkadaşlar? Bizden istenen B A C'ydi. E peki burası A dediğim şey 7 ise, C dediğim şey 1 ise B'ye neler gelebilir arkadaşlar? Bakın 3 basamaklı sayısı diyor. Dikkat edin yine. Demek ki B sıfır olamaz. O zaman buraya rakamları farklı dediği için buna da çok dikkat edin. Rakamları farklı dediği için 2 sayımızı burada kullandık. Geriye 9 sayımız vardı sıfır haricinde. 9 tane rakamımız vardı. Bu 9 rakamdan ikisini kullandığım için demek ki B ne olabilir? 7 tane sayı olabilir. E peki Aynı şey 8 2 için geçerli mi? Evet, burada da 7 tane gelebilir. 9 3 için geçerli mi? Evet, 7 tane de buradan gelebilir. Toplam ne etti arkadaşlar? 21 tane sayı etmiş oldu ve bu kısmı da güzel bir şekilde konu özeti taktiğiyle bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, ikinci kısım ve 10. sınıfın sayma kısmında önemli olan kısım faktöriyel kısmı. Faktöriyelde bilmemiz gereken ne? En önemli şey 0 faktöriyelin arkadaşlar 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. 1 faktöriyelin de 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve artık birden büyük sayılarda 2, 3, 4, 5 gibi faktöriyelli sayılarda birden başlayarak hangi sayısa mesela 4 faktöriyelse ise birden 4'e kadar sayıların çarpımı demekti faktöriyel. Peki burada en önemli şeylerden biri neydi? Bilinmeyenlerle uğraşırsak n faktöriyel dediğimizde yine birden n'ye kadar sayılardı. Ve burada her zaman aklımızda olması gereken şey büyük faktöriyelleri küçük faktöriyeller şeklinde yazabiliyorduk. Mesela arkadaşlar 5 faktöriyeli ne yazabiliriz? 5 çarpı 4 faktöriyel şeklinde yazabiliyorduk. Veyahut da n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 faktöriyel şeklinde yazabilirdik. Daha da ilerletirsek bir tane daha açarsak n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel şeklinde yazabilirdik. Yani 5 faktöriyel eşittir. 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel şeklinde de yazabilirdik. Bunu bilmemiz lazım ve açılımlar sonucunda gelecek sayıları da bilmemiz lazım. Bunlar bize 10. sınıfta ve TYT'de çok iyi, çok güzel bilgiler ve bize çok rahat soruyu yapmamızı sağlayacak bilgilerdi. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. 3 faktöriyel neydi? 3 1 çarpı 2 çarpı 3'tü. Hemen burası ne olacak o zaman? 6 faktöriyel olacak. Yanında gördüğünüz gibi 5 faktöriyel varmış toplama şeklinde bölü bir de arkadaşlar 2 faktöriyel. 2 faktöriyel 1 çarpı 2 olduğu için 2'dir. Ya ben yanında da 2 faktöriyel var. Onu da yazmış olduk. Bunu da bitirmiş olduk. Şimdi bakın burada sayıların değerlerini yazıp bulabilirsiniz. Ama biraz önce söylediğim çok önemli bir şey vardı. Faktöriyeller kendinden küçükler şeklinde yazılabiliyordu. O zaman burası 6 çarpı 5 faktöriyel yazarım. Burayı da 5 faktöriyel yazarım. Bölü aşağıda da 2 faktoriyenin 2 olduğunu biliyorum. Hemen devam edelim o zaman. 7 tane elma. Bir tane elma muhabbeti gibi 6 faktöriyel artı 5 faktöriyel 7 tane 5 faktoriyeldir arkadaşlar. Bölü 2 yaparsam da çok güzel bir şekilde sonuca ulaşırım. 7 çarpı 120 olduğunu bilmem lazım. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5'i çarparsan burası 120'dir arkadaşlar. Bölü 2. Biraz önce söylemiştim. Bunların sayı değerlerini bilirsek iyi olur. Bölersek birbirlerini arkadaşlar... 7 çarpı 60 gelir karşıma. 7 kere 60 da benim için cevabımı B seçeneği olarak sunmuş olur. Evet arkadaşlar iki kısmı bitirdik. Çözümleme faktöriyel bizim için 10. sınıfta ve TET'de çok lazım olacaktı. Bunları 9'da görmüştük. Yine söyleyelim 9. sınıfta bize çok lazım olacak kısımları şu an tekrar ediyoruz. Ve altyapımızı sağlamlaştırıyoruz. Pandeminin zor şartlarını etkilerini zor ...zor şartlar altında eksiklerimizi tamamlamış oluyoruz ve bomba gibi de devam etmiş oluyoruz. Evet şimdi ne var arkadaşlar? Küme sorusu var. Bu bize yine sayma ve olasılıkları lazım olacak. Kümelerle ilgili bilmemiz gereken, hatırlamamız gereken şeyler vardı. Arkadaşlar evrensel küme bütün kümeleri kapsayan bir kümeydi. Büyük bir kümeydi ve ondan büyük başka küme yoktu. Ve A'nın tümleyenin üzerine bir çizgi koyarsak A'nın tümleyeni oluyordu. O da A'nın haricindeki her şey demekti arkadaşlar. Burada da bilmemiz gereken bir de A fark B, B fark A vardı. Bunlar da çok güzel bir şekilde basit şeylerdi. Öz A, öz B. Yani A'da olacak başka kimse de olmayacaktı. B'de olacak başka kimse de olmayacaktı. Burada kesişim ikisinin ortak kümesiydi. Birleşim hepsinin dahil olduğu kümeydi. İşte burada da birleşimin eleman sayısı yaparken de A'nın tamamını alıyorduk. B'nin tamamını alıyorduk. Yalnız kesişimi iki kere aldığımız için bir tane kesişim çıkartıyorduk. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de arkadaşlar kümelerin önemli olan kısmı ikinci kısım alt küme kısmıydı. Bunu iyi bilmemiz lazım. Arkadaşlar bir küme diğer kümeyi kapsıyorsa veyahut da bir küme diğer kümenin alt kümesi ise o zaman nedir arkadaşlar? Biz bunları A alt kümesidir B böyle yan C şeklinde yazıyorduk. Ve arkadaşlar böyle bir durum oluşursa iki kümenin kesişimi alt kümedir. iki kümenin bileşimi kapsayan kümedir demiştik. Ve de arkadaşlar A'da olup B'de olmayan hiçbir eleman olamaz. Çünkü A alt kümeydi. Bir de burada en önemli şey en elemanlı bir kümenin 2 üzeri N tane alt kümesi vardı. N tane elemanın varsa 2 üzeri N tane alt kümen vardı. 5 elemanın varsa 2 üzeri 5 tane elemanın vardı alt kümede. Geldik sorumuza. 2 tane sorumuz var burada kümeyle ilgili. Hemen gösterelim onları da. A kümesi ABC, B, kümesi A, B, Bakın C yok. EFG kümeleri veriliyormuş. A B fark A diyor. Yani ne olacak arkadaşlar? B'de olacak. Bunlar kimler? B'de olanlar ama A'da olmayacaklar. Kimler var orada? D var, E var, F var bir de G var arkadaşlar. Bakın A B A'da da olduğu için hemen iptal. Ne olacak? Bu alt küme olacak kimin? K kümesinin ve de sonrasında da A birleşim B olacak. Bakın A birleşimde de A gelecek, B gelecek. Evet bunda da var. C gelecek. Güzel. D, E, F, G yine B kümesinin olduğu için bunlar da var olacak. O zaman A kümesinin bize katkısı B'ye katkısı A birleşim B için sadece C. 2, 4, 6 bir de C var. 7 elemanlı bir küme. Hatta onları da yazalım. A, B, C, D, E, F ve G. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası 4 elemanlı. Burası 7 elemanlı oldu. Şimdi çok dikkat. K kümesinin içinde kesinlikle bu dört tane eleman olacak. Çünkü K kümesi bu dört elemanlı kümeyi kapsıyor. Yani dört elemana kesinlikle sahip olacak. Ve bunun yanında bakın D, E, F, G zaten kesin olacak K'da. Hemen yazalım. Bakın D, E, F, G kesin olacak. Peki yanında başka ne olabilir? Onları düşüneceğiz. İşte burada bize alt küme yardımcı olacak. Nasıl yani hocam? Bakın buradaki A, B, C'nin oluşturduğu bütün alt kümeler mesela boş küme, mesela yalnız A, yalnız B veyahut da AB ya da ABC üçünün oluşturduğu bütün her şey bize K kümesini verecektir. Peki bunu sağlayan neydi? Bir kere daha söyleyelim. Alt kümeydi. Yani buradaki üç elemanın oluşturduğu alt kümelerin hepsi bize K kümesini sağlayacaktı. 2 üzeri 3'ten de bu sorumuzun cevabında C seçeneği olmuş olduk. Mesela arkadaşlar K kümesi ile ilgili bir tane küme söyleyelim. D, E, F, G, A, B. Mesela bak ikisini aldım sadece. İşte ikisini alman, birini alman, boş kümeyi alman, üçünü de alman bizim için neydi? Alt kümeydi unutma. Alt kümenin tamamı da bize lazımdı. O yüzden 2 üzeri 3, 8 diye bilmiş olduk. Evet bir başka sorumuz. Bakın bu soru 10. sınıfta göreceğimiz kombinasyon için çok lazım arkadaşlar. Ve bunları 9. sınıftaki yapısı lazım bize. Önemli bir kısım. Kümesinin A elemanını bulundurup. Bakın biraz önce soruyu soru, biraz önceki sorumuza benziyor bir bakıma. Bir elemanı bulundurmayan alt kümelerinin sayısı. Bakın biz ne istiyoruz? Kümesinin alt kümelerini oluşturacağız. Ama bu alt kümeler içinde A kesinlikle olacak. Bakın A'yı yazdım. A banko geldi. Bir ne olacak? Kesinlikle olmayacak. O zaman bir de aklımdan kafamdan gözümün önünden sildim arkadaşlar. Geriye yine 3 elemanım kaldı. İşte bakın A'nın kesin olduğu B'nin olmadığı ne olabilir arkadaşlar? Buradaki 3 elemanın bu A'nın yanına gelebilme durumları yine aynı şekilde biraz önceki sorumuzun çok benzeri olmuş oldu. İşte yapacağımız şey burada nokta nokta kısma neler gelebilir diye düşündüğümüzde bu üçünün oluşturduğu bütün alt kümeler gelir arkadaşlar. Yine tekrardan bu sorumuzun cevabı da 8 olmuş oldu. Peki ne olabilir hocam? Bakın A olur. E, U 3 olur. İşte bu bir alt kümedir. A'nın olduğu birin olmadı. Çünkü biri egale ettik sildik. A'yı da kesinlikle koyduk. Yanına gelebilecek bu üçünün çeşitli çeşitli kombinasyonlarıdır arkadaşlar. Bakın cümleme kombinasyonları kelimesini ekledim. Niye? 10. sınıf ve TYT'de bize çok lazım bir kelime ve konu arkadaşlar. Unutmayalım kombinasyon. Evet bu kısmı da bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar 10. sınıfta yine bize lazım olan bir kısım da 9. sınıfın son kısmıydı. Genellikle üvey evlat muamelesi görülür. Bazı öğretmenlerimiz göstermez. Bazı sitelerde yoktur. Bazı kitaplarımızda okullarımızda o kısma geçilmez. Ama veri kısmı son kısım Bizim 10. sınıfımız için çok önemli. Onu da hemen taktiklerle konu özeti şeklinde sizlere verelim Evet arkadaşlar ne var burada hemen söyleyelim. Veride örelen bir şey iki kısımdan oluşuyordu. Merkezi eğilim ve merkezi yayılımdı. Merkezi eğilimde üç başlığımız vardı. Mod, medyan, aritmetik ortalama. Merkezi yayılımda da iki tane başlığımız vardı. Açıklık ve standart sapmaydı. Ve merkezi eğilim bir veri grubunun hangi değer etrafında toplandığı hakkında yorum yapmamızı sağlıyordu. Merkezi yayılım da arkadaşlar verilerin yığılma gö gösterdikleri değerden ne kadar uzakta ve ne kadar yakında olduğunu, nasıl dağılım gösterdiklerini gösteriyordu. Mesela standart sapma bilirsiniz ortaokuldan da sınavlardaki yığılımın ne yönde olduğunu ve bu yığılımda senin o yığılıma ne kadar uzakta olduğunu gösteren e, bize göstergeydi ve standart sapma genellikle aritmetik ortalama ile ilgili olduğu için aritmetik ortalama kısmını bilmemiz lazım. Açıklık ne demekti? Açıklık en küçükle en büyük değerimin arasındaki farktı arkadaşlar. Zaten malum adı üzerinde açıklık. En küçükle en büyük arasındaki fark. Peki mod neydi? Mod arkadaşlar tepe değeri. Mod ben moda olarak değerlendiriyorum. Moda neydi? Herkesin yaptığı, herkeste olan çok olan şeydi. Arkadaşlar bir veri grubunu siz küçükten büyüğe yazdığınızda o veri grubunda çok tekrar eden en çok olan şey moddur. Ve mod Eşit sayıdaysa arkadaşlar, mesela hep 2'lerden 5 tane, 3'lerden 5 tane varsa o zaman ne diyorduk? Mod yoktur diyorduk, unutmayalım. Medyan nedir arkadaşlar? Medyan da bir veri grubunu yazdığınızda tam ortadaki değerdir. Tabii ki de tek olursa mesela 1, 5, 7 diye işte ortada tek bir değer vardır. Ama bunun yanında bir de 8'i koyarsak gördüğünüz gibi ikisi oluyor. Bunun da aritmatik ortalamasını almış oluyorduk. Şimdi arkadaşlar burada biz ne diyoruz o zaman? Aritmetik ortalamamızda medyan ortancaydı. Ortadakini alıyorduk tek sayılarda. Çiftler dedi. Ortadaki ikisinin aritmetik ortalamasını alıyorduk. Peki aritmetik ortalama neydi? Bütün değerleri toplayıp oradaki eleman sayısına bölmekti. Evet yandaki tabloda İstanbul'da ayda 5 ayda santimetreye düşen yağmur miktarını göstermişler. Açıklığı 170'tir diyor. Hemen burada küçükten büyüğe yazalım arkadaşlar. 35, 45, 72, 77 105. Açıklık neydi? En büyük değer ile en küçük değer arasındaki farklı 35 105 nedir arkadaşlar? Gördüğümüz gibi 70'tir. Birinci seçeneğimiz doğru olmuş oldu. Tepe değeri yoktur. Tepe değeri neydi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi tepe değeri moddu. Mod neydi? En çok kullanılandı. Bakıyorsun herkes birbirine eşit olduğu için her birinden birer tane olduğu için tepe değeri yoktur dedik ve birinci ve ikinci öncülümüz doğru oldu. Üçüncü öncülde ortanca değer 72 neymiş arkadaşlar? Ortalamaya eşittir diyor. Bakın arkadaşlar bu adamla bu adamı toplarsak nedir? 140'tır. E bu adamla bu adamı toplarsak nedir? E, 112'dir. Hemen bakalım 122 mi? Evet 122'dir özür dilerim. 122'dir. Toplarsak ne oldu? Buradaki 72'yi almasak da olur. Çünkü bu Değeri katmasak doğru. Katarsak 5'e böleceğiz. Katmasak 4'e böleceğiz. Aynı şeyler. Burası ne oldu arkadaşlar? 262 oldu. 262'yi 4'e bölersek ne olur? Bakın 4'e böldüğümüzde 244'e bölünür. Zaten 62 tam bölünmüyor. Tam bölünmediği için de zaten 72'ye eşit olma şansı da yoktur. Ortanca değer ortalama eşit mi? Hayır değil. O yüzden de biz ne yaptık? Değişik olarak işaretledik. Bir kere daha tekrar edeyim. Ortancayı alabilirsiniz. Alırsanız beşe bölersiniz. Ama zaten bu değer aynı olmasını beklediğim için almadım. Almadığınca ne oldu? Diğer 4 değerimi dörde böldüm. 72 eşit mi diye bakmaya çalıştım. Baktığımda da eşit olmadığını gördüm. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu kısmı da bilmemiz gerekiyordu. Niye? 10. sınıf ve TYT için bizim için önemliydi. 9. sınıf bilgisinde tekrar adışında çok önemliydi ve güzel bir şekilde tekrar etmiş olduk. Geldik buraya. Burada arkadaşlar yine kartezyen çarpımı ve sıralı ikili karşımıza çıkacak 10. sınıfta da. Fonksiyonlar için çok önemli bir kısım. Bu kısmı çok iyi bilmemiz lazım. Fonksiyonlar zaten TYT'nin de bel kemiği. Çoğu öğretmenimizde matematiğin en önemli konusu fonksiyon olarak bilirler. Ve fonksiyonun içinde altyapısı olarak da 9. sınıftaki kartezyen çok önemlidir. Sıralı ikili arkadaşlar AB ve CD olarak iki tane sıralı ikiliniz varsa bu sıralı ikiler birbirine eşitse birinci Birinci elemanımla ikinci elemanım. Pardon özür dilerim. Birinci elemanımla birinci elemanım. ikinci elemanımla ikinci elemanım. Birbirine eşit olması gerekir arkadaşlar. Ve A kartezyen B'de sıralı ikili de birinci elemanımız kartezyenin birinci kümesinden ikinci elemanımız da ikinci kümesinden gelir. Bir kartezyenin eleman sayısı iki, ele, iki kümenin elemanlarının çarpımından oluşur arkadaşlar. Ve burada da bir şey fark etmemiz lazım. A, çarp A kartezyen B farklıdır. ve B, B kartezyenden A'dan farklı kümelerdir. Çünkü sıralar çok önemliydi sıralı ikildi. Ama eleman sayısı birbirine eşittir. Unutmayalım. Ve şunu da unutmayalım. Kartezyende bir birleşime dağılması vardı. A kartezyen B birleşim A kartezyen C olabilirdi. Ve de A kesişim de de yine C ile kartezyen. Bu sefer sağdan yaparsak da yine sağdan da yine kartezyenimiz gelmiş olacak. Niye bunlar farklı? Bunların farkı arkadaşlar sıralama önemli olduğu için. Ve de grafikler çok önemliydi. Özellikle fonksiyonda grafik çok gelecek arkadaşlar. Ve grafik soruları üniversite sınavında da yine hatlı sayılır derecede geliyor fonksiyon tarzında. Burada arkadaşlar bakın birinci kümeyi hemen yataya x'leri, ikinci kümeyi de dikeye yani y'lere yazıyorduk. Burada da gördüğünüz gibi 1 ve 2 a kümesinden 2 ve 3 b kümesinden gelmiş oluyor. Bunları da buradan görmüş oluyoruz. Hemen şimdi sorumuza bakalım arkadaşlar. Ne var burada? Asal sayılarmış a kümesi asar rakamlarmış özür dilerim. Asar rakamlarımız neydi? En küçük asal sayı 2 idi. 3, 4, 4 değil tabii ki de 5 ve 7 olarak devam ediyordu arkadaşlar. Başka da asal rakamımız yoktu. Bir kartezyen kartezyen kümesinin eleman sayısını ne yapıyorduk? İki kümenin eleman sayılarının çarpımı olarak yazıyorduk. Hemen de cevabımız 28 çıkmıştı. Bir bakıyoruz arkadaşlar 4'müş elemanımız. Burada da B kümesinin elemanını soruyordu bize. O da 28'miş. Hemen buradan da ne olduğunu bulduk arkadaşlar. B kümesinin eleman sayısının 7 olduğunu bulduk. Ve burada bilmemiz gereken arkadaşlar S, B yani B kartezyen B'nin eleman sayısını soruyorsa tabii ki de B'nin eleman sayısını 2 kere çarpmam gerekiyor. 2 kere çarparsak bu bir karedir. O zaman cevabımız ne çıktı? 7'nin karesi 49 çıkmış. Oldu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Kartezyenle ilgili bilmemiz gereken bir kısım burası. Fonksiyonlar için çok değerli. Grafiği de aynı zamanda fonksiyonlardaki grafiği çözmemiz için çok önemli bir kısım. Ve işte önem önemine binaen hemen bir grafik sorusu yaptık burada. Bakın ne demiştik? A kümesi yataydakiler, B kümesi dikeydekilerdi. A kümesi birinci kümemizdi. Kartezyendeki B kümesi de ikinci kümemizdi. Bize A fark B'yi soruyor. Bakın A kümesini bilmek için hemen yataydaki sayılara baksak yeterli. Bakın A kümesi nedir? A kümesi eksi 2, eksi 1, 1, 2, 3 ve 4'lerden oluşuyor. Bakın 0 yok burada dikkat edin. Zaten 4'ü görürseniz de 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, eksi 2, 4, eksi 3 var. Unutmayalım. Burada da zaten gözüküyor. Hemen B kümesi içinde dikeydeki elemanlarıma baksam yeterli. O yüzden de burada da arkadaşlar bakın ne geldi elime? Eksi 3 geldi. Eksi 2 geldi. 1, 2, 3 gelmiş oldu. İşte bu iki kısmı ayırmış olduk. Bize A fark B'yi yine kümeye de bağdaştırıyor. Bakın dediğimiz gibi fonksiyon için kim önemli? Sıralı ikililer, küme konusu, kartezyen çarpım hepsi önemli arkadaşlar. Fonksiyona çok iyi bir altyapı yapar. Hemen bakıyorsun A fark B alt kümesi sayısı kaçtır diyor. Hemen A fark B'yi bulalım. A fark B nedir? A'da olup B'de olmayacak. Eksi 2 var mı? Var. Geç. Eksi 1 var mı? Yok. Yaz. O zaman geçtim bunu da yazdım çünkü. 1 var mı? Var. Geç. 2 var mı? Var. Geç. 3 var mı? Var. Geç. Bir de ne varmış arkadaşlar? 4 varmış. Alt küme sayısı neydi? 2 üzeri eleman sayısıydı. 2 i̇ki üzeri 2'den de ne oldu? A fark B'nin 4 olduğunu bulmuş olduk. A'da olup B'de olmayacak. Hemen A'dakilerin içinde B'de var mı diye baktım. Hemen zaten eksi 2, 1, 2, 3 vardı. Onları sildik geriye. Eksi 1 ile 4 kaldı. 2 üzeri 2, 4'tür dedim. Ve B'yi işaretledim. Geçtim. Şimdi arkadaşlar yine 10. sınıfta ve TET'de lazım olan 9. sınıf bilgimiz bölme bölünebilme çok önemli bir kısım arkadaşlar. Burada da ne var elimizde? Burada bölme işlemini iyi bilmemiz lazım. Zaten ortaokuldan da biliyoruz aslında. A bölünen, B bölen, C'de bölüm, K'da kalandı. Ve unutmamamız gereken A'yı yazmak için bölenle bölümü çarpıp kalanı topluyorduk. Ve kalan sıfıra eşit olabilirdi. Ama hiçbir zaman böleni geçemezdi. Unutmayalım. Ve kalan sıfıra eşit olduğunda da biz ne diyorduk? A, B'ye tam bölünür. Ya da B, A'yı böler. B, A'yı tam böler diyorduk. Ve unutmayalım arkadaşlar. Bölme kısmı buydu. Bölünebilme kısmı neydi? 2'ye bölünebilme son basamağımızın çift olması gerekiyordu. Yani birler basamağı. Sonrasında da rakamlar toplamı 3 ve 3'ün katı olunca 3'e tam bölünüyordu. Son iki basamağımız 4'ün katıysa 4'e tam bölünüyordu. 5'e bölünmesi için yine birler basamağımız 0 veya 5 olması gerekiyordu. 8'e bölünmesi için de son 3 basamağımızın 8'in katı olması gerekiyordu. 9'a bölünmede de rakamları toplamı 3 gibi 9 ve 9'un katı olması gerekiyordu. Son basamağı 0 olursa da 10'a tam bölünüyordu ve 11'e bölünmedi. İlk birler basamağına artı yazıp artı eksi artı eksi yapıyorduk. Ve de burada da artılarla eksileri bir araya getirdiğimizde topladığımızda da 11'in katı olmalıydı ya da 0 eşit. Ya 0 da zaten 11'in katı olduğu için sıkıntı yoktu. 6 veya da 12 veya da 36 gibi sayılara bölünebilme Biz asal çarpanlarına bakıyorduk. 6, 2 ve 3, 12, 3 ve 4'e 36 içinde bakın 6'ya bakmıyorsunuz veyahut da 12 ile 3'e bakmıyorsunuz. 4 ve 9'a bakıyorsunuz. 4 ve 9 çünkü bildiğimiz değerler ikisine aynı anda bakar. İkisini aynı anda sağlarsa o zaman 36'ya tam bölünmüş olur. Geldim buraya. Bölünebilme sorusu var. X ile Z arasındaki bağıntıyı soruyor bana. X, Y'ye bağlı, Y, Z'ye bağlı otomatikman da X, Z'ye bağlı olmuş olacak. Hemen dediğimiz o kuralı yazalım. X eşittir neydi? Bölenle bölümün çarpımıydı. 3Y artı 2 idi. Y neydi arkadaşlar? Y de bakın yine bölenle bölümün çarpımı artı 4'tü. Hemen yapıştır diyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Neyi yapıştırıyoruz arkadaşlar buraya? Y'yi çünkü niye? X, Y'ye, Y de Z'ye bağlıydı. Ben de hemen aradaki Y'yi egal ediyorum. Ortadan kaldırıyorum. 3 parantezinde Y'yi koyuyorum yerine 5Z artı 4 yazdım. Artı 2 geldi yanına 2'yi de koymuş oldum. O zaman bir baktım ki arkadaşlar x neye eşit olmuş oldu? 3 kere 5 15 yanında bir de z vardı. 3 kere 4 12 bir de yanında artı 2 vardı. Bunların hepsini tekrar yazmıyorum. Şıklara bakıyorum arkadaşlar. X eşittir 15 Z olmalı. Evet X eşittir 15 Z artı 14. 15 Z'nin yanında artı 14 olmalıydı. Adam o 14'ü almış karşıya atmış. Hiç fark etmez bizi güya kandırıyor. Biz bu katekulleleri yemeyiz arkadaş. O yüzden de yemedik ve doğru cevabımızı bulmuş olduk. Geldik işte bölünebilmedeki farklı sayılardan birine 12 ile bölünebilmeye bakıyorum arkadaşlar. 5 basamaklı sayıyı 12 ile tam bölünebilmekteymiş. O zaman unutmayın 2, 3, y, 3, 12'ye bölünme kuralı 3 ve 4'ten geliyordu. Tabii ki de dördün kuralı biraz daha keskindi. Son iki basamaktı. 3'e bölünme kuralı rakamlar toplamının 3'ün katı olmasıydı. O yüzden dörde bölünme son iki basamak olduğu için hemen buraya 2, 3, Y, 2, 32 ve 2, 3, Y, 36 yazacağım. Çünkü dörde bölünme kuralı arkadaşlar son iki basamağı dörde bölünecekti. 32 ve 36 dörde bölünür. Devam ediyorum. Şimdi bize bir de 3'e bölünme kuralı lazım. 3'e bölünme kuralı lazımsa hemen rakamlarımın toplamının 3'ün katı olması lazım. 2 3 daha 3 2 daha 5 5 10 artı y'nin 3'ün katı olması lazım. Burada da arkadaşlar 5 8 14 14 artı y'nin yine 3'ün katı olması lazım. Evet hemen kırmızı kalemimi aldım. Neden böyle olması lazım? 3 ve 3'ün katı olması lazım ki 3'e tam bölünsün. 3'e bölünür 4'e bölünürse de 12'ye tam bölünecek. Hemen bakın arkadaşlar Burada 3'ün bir katı olması için Y'nin 2 olması lazım. Y'nin 5 olması lazım. 3'er 3'er gideceklerdi. Y'nin 8 olması lazım. Buraya bakarsam da Y'nin 1 olması lazım. Y'nin 4 olması lazım. Ve Y'nin 7 olması lazım. Y'nin alabileceği değerler toplamı ne diyor ama... ...bir de bize burada şart koşmuş. O şartta X ile Y'nin toplamı 10'dan büyük olmayacak diyor. Peki biz X'e ne demiştik? 2 demiştik. O zaman 2 kere 2, 4... 2 şey, artı 2 4, 5 artı 2 7 ve de 8 artı 2 10 oldu. Demek ki bu şartım ortadan kalktı. Buradan ne geldi? 2 tane geldi. Alabileceği değerlerin toplamını soruyordu Y'nin. O zaman 1 2 var. 1 de 5 var. 8 olmuyor. Çünkü 8 artı 2 10 on oluyordu. Ondan küçük diyordu. Geldim buraya. 1 artı 6 nedir arkadaşlar? 7. Bakın burada da x'imizi 6 demiştik. 4 artı 6 10 etti. Zaten burayı toplamaya gerek yok. Zaten 4 artı 6 10 olduğu için 7 artı 6 13 olduğu için artık ona bakmaya gerek yok. Buradan da sadece y'nin 1 olabildiğini gördüm arkadaşlar. O zaman 5 2 daha 7 1 daha 8 oldu. Doğru cevabım 8 çıkmış oldu. Bugün de ne kadar çok cevap 8 çıkıyor. İlginç şansa bu kadar denk geldiği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapmanız gereken kurallara sadık olmak, 9. sınıf bilgimizin sağlam olması, üniversite sınavına da rahat bir şekilde geçmemiz. Tabii ki de bunlar ilk önce nerede lazım? Onda lazım. Geldik üstü sayılar kısmına. Arkadaşlar üstü sayılar kısmı yine bizim 10. sınıfta çok önemli bir bilgimiz. Üstü sayıları bilmemiz gerekiyor ve bu bilgimizde onun sınıfta konuşturmamız gerekiyor. Hemen bakıyoruz bu nerede gerekli bize arkadaşlar? Özellikle polinom konusunda fonksiyonlara çok benzer bir polinom konumuz var. Orada çok lazım olacak. Üstlü sayılar neydi? Üsü sayılar bir sayının en kere tekrar tekrar çarpılmasında A üzeri en şeklinde yazılmasıydı. Ve üzeri eksi bir olduğunda takla attırıyorduk. Üstün üssü oluncaysa bu çarpmaydı. Ve bu çarpmada üstün üssü olursa üstler çarpılıyordu. Yerler değiştirmesi de bir şey fark ettirmiyordu. M çarpı ne, N çarpı ne aynı şeydi. Tabanlar aynıysa çarpmada üstler toplanırdı. Üstler aynıysa çarpmada tabanlar çarpılırdı. Bakın bunlar birbirine çok karıştırılır. Karıştırmamamız lazım. Sonrasında arkadaşlar bölmede de aynı mevzu. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı bölmede. Tabanlar farklıysa üstler aynıysa bu sefer de tabanlar bölünürdü. Çarpmaya çok benziyor. Sadece bölme çarpma muhabbeti. Ve de arkadaşlar iki üstü sayı birbirine eşitse burada tabanları da aynıysa o zaman üstler de aynı diyoruz. Ama ne zaman? buradaki tabanımız eksi bir sıfır ve bir olmadığı zamanlarda sakın bunları unutmayın dedim ve soruma geçtim. Eşitlikleri veriliyor. A, B, C'ler bunlarmış arkadaşlar. B'nin karesi C bölü A olduğuna göre A kaçtır diyor bize. Burada A kaçtır diye sorduğu için hemen bakalım nasıl yapacağız. İlk önce X'i bulalım. Sonrasında devam edelim. İlk önce B kare diyor. Bakın arkadaşlar hepsi 2'nin kuvvetleri şeklinde yazarsak rahat ederiz. B nedir? B 2 üzeri 2 yani 4'ten dolayı x artı 1 var. Bir de sorumuzdan gelen 2 var. Hemen onu da buraya koymuş olalım. C dediğimiz ne? 256 arkadaşlar. 256 bakın şunu çok iyi bilin. 2 üzeri 5 32'dir. Bunu çok iyi bilin. 2 üzeri 10 da 1024'tür arkadaşlar. 2 üzeri 256 da ister 5'ten ister 10'dan geri gidin. 5'ten ileri gidersek 64, 128, 256. Yani 2 üzeri 8 olduğunu göreceksiniz. Burada da arkadaşlar 2 üzeri 3'ten ve onun da üzerinde 2x olduğu için de bu şekilde yazmış olacağız. Hemen altında ne var? Bir a var arkadaşlar. A'da da ne olacak? 2 üzeri eksi 2x var. Bunu da yazmış olduk. Hemen toparlayalım şimdi. Üstün üstü çarpmaydı. 2 üzeri ne oldu? 2 kere 2 4. Bunu da çarparsak 4x artı 4 etti. Hemen buraya bakarsak üstün üstü çarpmaydı. E bir de burada 8 var. Tabii ki de tabanlar aynısı üstler toplanacaktı. Üstün üstü çarptım 6x. Yanında da 8 var topladık geçtik. Aşağıda da 2 üzeri ne var? Eksi 2x var arkadaşlar. Bunu da görmüş olduk. İşte bunu yaptıktan sonra tabanlar aynıysa üstler çıkarılacaktı. Hemen ne yazıyoruz? 2 üzeri 4x artı 4 eşittir ne oldu? 2 üzeri eksi 2x yukarıya önüne eksi alarak geçeceği için çıkartma olduğu için artı olur. 6x vardı. 2x de buradan geldi. 8x artı 8 oldu. Bakın tabanlar aynı. O zaman üstler de aynıdır dedik. Ve buradan da 8x artı 8 yapmış olduk. Hemen o zaman 4x'i karşı yatalım. Bunu da buraya atalım. Ne gelmiş oldu? 4 eksi 8'den dolayı eksi 4. 8 eksi 4 xten dolayı da 4x geldi. Buradan da ne gelmiş oldu? X'imiz eksi 1 gelmiş oldu. X'imiz eksi 1 geldiği için bize de neyi soruyordu? A'yı soruyordu. Hemen yerine gömçürttüm onu. Eksi 2 çarpı eksi 1'den dolayı ne geldi? 2 üzeri eksi 2 çarpı eksi 1. 2 üzeri 2 gelmiş oldu. 2 üzeri 2'nin de cevabı kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Bu güzel sorumuzu da seri şekilde yapmış olduk. Bakın hızlı değil seri. Seri ne demek? İşlemleri bildiğim işlemleri biraz daha hızlı bir şekilde geçmektir. Seri demektir. Bakın alana göre ve harala göre hızlıdır. Ama bu soru ne oldu? Seri bir şekilde güzel bir şekilde yapmış olduk. Bu da bizim için yine çok önemli bir kısımdı. Evet geldik bir başka kısma. Arkadaşlar bu kısımda da yine söylediğimiz gibi 10. sınıfta ve TYT'de çok lazım olacak. 9. sınıfta bilmemiz gereken denklemler kısmı var. Burası yine söylüyorum polinomlarda çok lazım olacak. Evet geçiyorum. Burada da denklemlerde ne vardı? Birinci dereceden biri, biri bilmeyen denklem vardı. Burada A ile B de bildiğimiz reel sayılardı. Bu AB b sıfır eşit olursa gördüğünüz gibi sıfır artı sıfır 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 eşittir sıfır olduğu için sen x'in yerine istediğini koyabilirdin. Çünkü cevap sıfır eşittir sıfır çıktığına göre x'in bir etkisi yoktu ve her şey olabilirdi. Her şey demek de reel sayıydı. Ama a sıfır olursa x ortadan kalkarsa geriye sayılar kalır. Sayılarda da eşitlik oluşmazsa çünkü b'ye sıfır değil dersen sen b sıfır eşit olmazsa o zaman ne olur Arkadaşlar sıfıra eşit olmayan bir sayı çıkar. Bu zamanda da x'e sen hiçbir şey söyleyemezsin. x'e verdiğin bütün değerler ne verirsen ver. Zaten x'in bir etkisi olmadığı için cevap yanlış çıkacağı için çözüm kümesi de boş küme olacaktı. Ve de a sıfır olmadığı şartta da hemen orada da tek çözüm vardı. b'yi karşıya atıp a'ya bölecektik. Bunu da yapmış olacaktık. Bizim için önemli kısım arkadaşlar özellikle burada bilmemiz gereken taktik, teknik, konu özeti kısmı iki tane birinci dereceden iki bilinmeyen denklem varsa burada yerine koyma ve yok etme metotlarıydı. Bunlar bize çok lazımdı. Bunları çok iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Yerine koyma basit bir şekilde x eşittir 2y artı 5'ler oluyorsa yani x eşittir bir şey oluyorsa yukarıda da hemen x'in yerine onu koyma şekliydi. Yok etmede birinin kat sayısını diğerindeki katsayı sayı eksilisi ya da artısı ters işaretli şekilde yapıp alt alta toplayınca biri eksi 5x, biri artı 5x olunca onlar birbirini götürüyordu. Biz de rahat bir şekilde diğer bilinmeyeni bulmuş oluyorduk. Hemen bakalım bir sorumuz var. Ne diyor? Yukarıdaki denklemlerden hangilerinin çözüm kümesi boş kümedir diyor arkadaşlar. Bakıyorsun hemen hızlı bir şekilde yapalım. Gördüğün gibi burası 6x eksi 2 artı 3 eksi 3x eşittir 5 artı 3x. Hemen burada bakıyorsun arkadaşlar 6x 3 eksi 3x 3x. E karşıda da 3x vardı gitti. Bakın burası sıfırladı. Yani a sıfır oldu sıfır x oldu yani a sıfır. Hemen buraya bakıyorsun. Eksi 2 artı 3 burası artı 1. Karşıda da 5 var. 1 5'e eşit mi? Değil. İşte burada 1 5'e eşit olmadığında x'im ortadan kalktığında x'in katsayısı 0 sıfır olduğunda sayılar kalırdı. Sayılar birbirine eşit olmazsa o zaman x'e sen hiçbir değer veremezsin. Veremezsen de çözüm kümesi ne olur? Boş küme olurdu bunu yapmış olduk. Devam edelim. Hemen bir sonrakine baktığımızda paydaları eşitleyelim burada. X artı 6 bölü 2 eşittir nedir? 2x eksi 1'dir. Burada görünmez bir 1 vardır. İçler dışlar yaparsan x artı 6 eşittir. 4x eksi 2'dir. Buradan da eksi 2'yi karşıya atarsan 8. X'i de karşıya eksi x olarak atarsan 3x olur. O zaman ne oldu arkadaşlar? X eşittir. Her tarafı 3'e böldüğümde de 8 bölü 3 olmuş oldu ve burada da çözüm kümen boş küme çıkmadı. Bakın bir doğru iki yanlış oldu benim için. Bu arada bir de doğru olduğu için bu da gitti. Hemen bir sonrakine baktığımda da burada beşle genişletirsek hemen ya da beşi dağıtırsak. 5x beş eksi 5 artı 2 eşittir. Ne oldu? 3x artı 3 artı 2x oldu. 3x 2x 5x oldu. Burada ne geldi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi eksi 3 geldi. Bu tarafta ne geldi? Artı 3 geldi. Bakıyorsun Evet doğru yapmışız. Bir sıkıntı yok. Eksi 3 artı 3 eşit mi? Hayır değil. Yine söylüyoruz. X'ler ortadan kalktığında sayılar kalır. Sayılar da birbirine eşit değilse o zaman X'lerin bir anlamı olmaz. Bu da yine bize boş kümeyi getirmiş olur arkadaşlar. Dedik ve bu sorumuzu da güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar dörtgenler kısmı 10. sınıfın tamamını kapsıyor geometri kısmında. Biliyorsunuz 9. sınıfta ...temel matematik kavramlarını öğrenmiştik. Üstlü sayılar, köklü sayılar mutlak değer. Sonrasında problemleri görmüştük. Ve sonrasında da üçgenleri görmüştük 9. sınıfta. Üçgenler ne kadar önemli, çok iyi bilirsek... ...çok önemli olduğunu biliyoruz. Ne kadar iyi bilirsek üçgenleri... ...dörtgenlere yani 10. sınıftaki matematik konularının haricinde... ...2. dönem tamamen dörtgenler göreceğiz geometri. Orada da geometri için çok lazım. Dörtgenler için çok lazım. Ben her zaman söylüyorum... Geometrinin kalbi üçgenler. İşte üçgenler geometrinin kalbi. Üçgenleri çok iyi bilirsen ne olur? Dörtgenler ve sonrasında 11. sınıftaki çember daire çok rahat, çok rahat edersin. Çok rahat yaparsın. O yüzden arkadaşlar bilmemiz gereken üçgenler, üçgenlerle ilgili de ilk bilmemiz gereken şey açı kenar bağıntıları ve açılarımızın ölçülerinin toplamının 180 olduğu. İç açıların toplamı ölçüsü İç açıların ölçülerinin toplamı 180'dir arkadaşlar bunu biliyoruz. Dış açıların toplamı 360'dır. Ve bilmen gereken arkadaşım burada açı kenar bağıntılarında da bilmen gereken büyük açının karşısında büyük kenar küçük açının karşısında da küçük kenar. O tersi de doğrudur. Büyük açının büyük kenarın karşısında büyük açı küçük kenarın karşısında da küçük açı olur. Unutma bunu. Bunu hatırlatmış olalım. Yine bu dörtgenlerde çok önemli bir mevzuydu. Aklımızda olsun. Ve iç açıların ölçüleri toplamı 180 olduğunu söylemiştik. 180 olduğunu söylediğimizde de 66 32 daha ne eder arkadaşlar? 98 eder. Ben şuraya da bir alfa dersem alfa ile toplarsam burası 180'dir. Buradan da alfanın ne olduğunu görmüş oldum arkadaşlar. 82 olduğunu görmüş oldum. O zaman buradaki açımda 82 dereceymiş. Bunu da hallettik. 82 derece ise arkadaşlar burada ABC kenar uzunluklarını karşılaştır deyince de bakın büyük açının karşısında büyük kenar yani C en büyük olacak. Küçük açının karşısında küçük kenar A da en küçük olacak. Evet zaten burada elimle sanki işaret etmiş gibi oldum. C en büyük A da en küçük olacak. Tabii ki de B de gördüğünüz gibi ortada kalmış olacak. İşte açı kenar bantlarında bunu bilmemiz gerekiyordu. Burası çok önemliydi. Dörtgenler için yine önemli bir kısımdı. Geldik üçgenlerin en önemli ikinci kısmına. O da nedir arkadaşlar? Benzerlik kısmı. Benzerlikte ne vardı? Açı açı benzerliği vardı. Kenar açı kenar vardı. Açı kenar açı vardı. Burada da bilmemiz gereken en önemli benzerliklerden biri ve dörtgenlerde en çok kullanılan temel orantı teoremiydi. Ve burada da bir çizgimiz paralelse arkadaşlar alttaki bir tane doğrumuz üçgen içinde bir doğru diğer doğruya paralelse hemen orada temel orantı vardı. Bu temel orantı neydi? Buradaki elemanların birbirine oranlı olmasıydı. Bakın AD'nin AB'ye, AE'nin AC'ye yani aslında anlattığımız şey küçük üçgenin büyük üçgeni oranıydı. Ve tabii ki de en sonunda da DE'nin BC'ye tabanları oranı. Bakın sağ taraftakilerin daha doğrusu sol taraftakilerin sol küçük sol küçüğe büyüye sağ küçük sağ büyüye tabii ki de küçük üçgenin tabanıyla da büyük üçgenin tabanı ne olacak orantılı olmuş olacak. Benzerlik kısmında en önemli kısım buydu. 10. sınıfta da çokça bu kullanılacak aklımızda olsun. ABC üçgeni KFBC'ye paralel evet doğru parçaları birbirine paralel. Burada da eşitlikler verilmiş. Bize ne söylüyor? DB'nin de bir birimi olduğunu söylüyor. DB bir birimse arkadaşlar bakın paralellik olduğunda Paralellik olduğunda bir kere daha söyleyelim. Paralellik olduğunda burada arkadaşlar ne olur? Hemen gözüme kelebek ya da temel orantı çarpar. Kelebekte de ne vardı arkadaşlar? Biraz önce söylediğimiz gibi bakın bunlar birbirine eşitse bu üçgenler biri bir. Yani benzer değil eşler. Tabii eş üçgenler de aynı zamanda benzer oluyor fark etmiyor. O zaman burası ne oluyor arkadaşım? Bir oluyor. Hemen biraz önce ne demiştik? Bakın birin 3'e oranı birin 3'e oranı eşittir. Şurada kf'yi 1 bulduk zaten. Birin neye oranıdır arkadaşlar? Gördüğün gibi birin BC'ye oranıdır dedik. Bize de zaten adam soruda ne soruyormuş? BC'yi soruyormuş. 1'e 1 ise 3'e 3 olacak. BC'yi de 3 bulmuş olduk. Yine söylüyorum kelebeği sakın unutmuyorsun. Özellikle paralelkenar, eşkenar dörtgen, kare dikdörtgen de çok önemli. Kelebek yani 10. sınıfta göreceksin ve TET'de acayip önemli. Ve de sonrasında da arkadaşlar iki üçgen iç içe girdiğinde temel orantı teoreminden buranın 1'e 3 olduğunu 1'e 3 oran olduğunu bakın 1'e 2 değil 1'e 3 oran olduğunu unutmayalım. Bu kısmına söylemiş olduk. Hemen yine dörtgenler için çok sağlam çok önemli bir kısım açı ortay kısmı. iç açı ortay ve dış açı ortaydı. İç açı ortayda sağın bakın sağın sağ üstün sağ daha doğrusu sol tarafı. Benim sağım solum çok iyi bilmediğim için karışıyor arada. Solun sol sol üstün Sol altı oranının sağ üstün sağ altı oranıydı iç açı ortay. Yani A'nın P'ye B'nin T'ye oranıydı arkadaşlar. Dış açı ortay neydi? Dış açı ortayda da bakın dış açı ortayın olduğu noktadan yola çıkıyorduk. Yola geldik ayrıma girdik. Yola geldik ayrıma girdik. Yani X bölü X artı Y M bölü N de diyebilirsiniz. Veyahut da X bölü M ben böyle diyorum daha rahat ediyorum. X bölü M girdik çıkmaz sokak geri geldim. X artı Y bölü N. Yani x'in m'ye x artı y'nin n'ye oranı diye söylüyordum dış açı ortayı. Hemen bununla ilgili soruma bakarsam da yine göreceğim arkadaşlar. Bakın ne geliyor burada? Yine şuraya ben x dersem 12 bölü x eşittir 9 bölü 3 geliyor. 9'un 3'ü oranı. Bakın bunları sadeleştirirsek 3'e 1 olmuş oldu. Burada üstler sadeleşirde 1 oldu. Burası 4 oldu. X'in buradan 4 çıktığını gördüm. O zaman X'in benim için 4. Bu nereden geldi? İç açı ortay teoreminden geldi. Peki hocam soruyu niye okumuyorsun? Soru zaten burada geometri sorularında şekle bakacağım. Bilmediğim bir şey varsa buradan bakarım. Zaten gözüküyor. Açı ortaylar diyor. Üçgen diyor. 9 12 diyor. Bitti. Bana sordu bu arada EC'yi soruyor. Bakın dikkat edin. DC'yi sormuyor. EC'yi soruyor. Ona göre de hareket edeceğiz. Geldim buraya. O zaman bakın ne oldu burada? Bir dış açı ortay karşıma geldi. Dış açı ortayda ne yapacağız? Birinci noktaya geldim. Yani DC'ye geldim. DC bölü 9 eşittir çıkmaz sokak. Geri başlıyorum. Ne var burada? DC artı 7 bölü 12 var. O süper. O zaman şunlar sadeleşsin. 3'e 4 olsun. 4 tane DC eşittir 3 tane DC artı 21 oldu. Attın karşıya bir 4 taneden 3 tane çıkarsa 1 tane DC'ye kalır. Cevap da 21 olur. Peki 21 olduğuna göre o zaman bize sorulan DC miydi? Hayır. Bakın cevap A değil. Cevap neydi? EC. EC neydi arkadaşım? DC artı 3'tü. O zaman 21 artı 3'te 24 olmuş oldu. Yine üçgenlerin baba konularından birisi ve dörtgenler için çok lazım. Yine söylüyorum paralel kenarda eşkenar dörtgende çok lazım. Ne o? Kenar ortak. Kenar ortayda bilmem gereken çok önemli bir şey vardı. O da neydi arkadaşım? Üçgenin kenar ortayı ne yapardı? Bir noktada kesişirdi ve bu noktada ağırlık merkeziydi. Ağırlık merkezi de ikiye bir şeklinde ayrılırdı. Üst taraf köşeye yakın olan iki birim. Kenara yakın olan da bir birimdi arkadaşım. Bunu unutmayacaksın. G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi olduğuna göre diyor. O zaman ben bunu uzatırsam arkadaşım. Bak burası ne olur? Hemen burayı ikiye böler. İkiye bölerse muhteşem üçlü. 90 derece olunca tabanı ikiye bölen bir şey varsa tepeden gelen bu muhteşem üçlüdür. Muhteşem üçlüyse o zaman bize çok yardımcı olacak. Burası 5 kök 2 ise bakın burası 5 kök 2'nin yarısı. Burası da 5 kök 2'nin yarısı 5 kök yarısı. Buranın tamamı da yine 5 kök 2 olmuş olacak. O zaman şu üçgene dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Dik üçgen 3 üç kök 2 5 kök 2 var. Biz biliyorduk ki benzerlikten dolayı 3 4 5 üçgeninin 6 8 10 olduğuna göre 3, 4, 5 üçgeni 6, 8, 10 olabiliyorsa 9, 12, 15 olabiliyorsa 3 kök 2, 4 kök 2, 5 kök 2 de olabilir. Kök 2 katları da olmuş olabilir. Bize de GC3, GC kenarının uzunluğunu soruyordu. Onun da pardon 4 kök 5 yazmışız. 4 kök 2 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. 3, 4, 5 üçgeninin burada 3 kök 2, 5 kök 2, 4 kök 2 olduğunu fark etmemiz lazım. Çünkü bu üçgen nedir? bu üçgen 3 4 5'in bir katıdır. Geldik bir başka sorumuza. Ve 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 işte benzerlikle birlikte bunu iç içe bir sokuyorlar arkadaşlar. Çok önemli bir kısma geliyor. Nedir o? Pisagor ve Öklit kuralı. 9. sınıfta bilmemiz gereken çok önemli bir kural. Pisagor neydi? Dik üçgende A karenin, yani 90'ın karşısında hipotenüsün karesinin dik kenarların karelerin toplamı olduğunu bilmemiz gerekiyordu ve buradan da arkadaşlar h'in buradan da arkadaşlar biz Pisagor teoremini biliyorduk. Peki Öklit ne söylüyordu? Öklit de 90'dan 90 inerse indiği de ayırdığı iki parçanın çarpımı bize o inen yüksekliğin karesine eşit oluyordu ve de sağdan başlarsak sağ çarpı tamamı soldan, yine yanlış söyledim ama olsun soldan başlarsak da sol çarpı solun tamamı Bakın sol parça çarpı tamamı C'nin karesi. Sağ parça çarpı sağının tamamı da yine bize sağ parçanın karesini veriyordu. Bu bize öklitti. Ve alandan dolayı da yükseklik çarpı taban A çarpı H burada bölü 2. Ne vardı arkadaşlar? Dik kenarlar çarpımı bölü 2. Alandan dolayı da biz bölü 2'leri sadeleştirirsek A çarpı H'in B çarpı C'ye eşit olduğunu biliyorduk. Bunları çok önemli bir bilgiydi. Bilmemiz gerekiyordu. 10. sınıfta çok işimize yarayacaktı. Şimdi biz ne diyoruz peki? 9. sınıftan bir hatırlama yaptık. Pekiştirecimizi de sorumuzda yapalım. Bakın arkadaşlar ikiz kenar varsa unutmayın. İkiz kenar görüp de dik indirmeyen bizden değildir demiştik. Gördün ikizi indir dikizi demiştik. Ve burada da burayı ayırmıştık. Neden ayırmıştık? Çünkü bu parçayla bu parça birbirine eşitti. Ama daha öncesinde sen şuradaki öklite odaklanır mısın dostum? Öklite odaklanırsan ne olur? Bakın şuraya x dersek buradaki neydi? Sağ parçanın karesi öklitte Öklit'te, sağ parçanın karesi sağ parça çarpı tamamıydı. O zaman ne oldu? x kere 9 oldu. 36 neyle? 9 ile neyi çarparsan 36 eder. 4 olduğunu gördüm ve işaretledim. O zaman bakın şu parça 4. E tamamı 9'du. Bu parça 5. E burada DC'ye ne kalıyor? DC'ye de 1 kalıyor arkadaşım. Bunu da yapmış oldum. Neden? İkiz kenar üçgende dik indirirsem 2 eş parçaya bölünürdü. O zaman burası da ne olmuş olurdu? 5'e 5 beş olmuş olurdu. Çok güzel bir şekilde BC'nin de 5'e 5'ten dolayı 10 olduğunu bulmuş olduk arkadaşlar. Öklüt ve Pisagor'u da özet geçmiş olduk. Yine söylüyorum o kadar değerli bir video ki sizden yoğun istek geldi biz de yaptık gerçekten de iyi ki de yaptık arkadaşlar. Çünkü 10. sınıfta bu bilgiler dörtgenler kısmında çok lazım olacak. Zaten bir kere daha söylüyorum arkadaşlar. Bir kere daha söylüyorum. Kitabımızda zaten bakın sizin için 10. sınıf sorularında zaten göreceksiniz. Basitten aldık konuyu size anlamak için, anlamanız için dörtgenler kısmında da göreceksiniz. Bunların çok önemli olduğunu fark edeceksiniz. Bakın 9'dan 10'a geçerken doğruda açılar var. doğruda açılar var. Bunları 9. sınıfta biliyorsunuz. Bunları yapmanız lazım ve üçgende açılar kısmı var. Buraları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi bunlar zaten 9'dan 10'a kısımları çok güzel bir şekilde bunları bitirdikten sonra 9'dan TYT kısımlarında da Yine siz bunları çok güzel bir şekilde tekrar etmiş olacaksınız ve bunları da yapmış olacaksınız. Tabii ki de burada da uzay geometrisi de yine size 10. sınıfta gösterilmesi gereken konulardan birisi. Bakın burada 9. sınıfta biraz önce demiştim üstü sayıları iyi bilirseniz bak burada bir polinom kısmı var. Polinomları da rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Zaten kampımızda bunlar çok rahat bir şekilde anlatılıyor ve size soru çözümleriyle pekiştirmeler yapılıyor kitabımız çok güzel hazırlanmış. Ortaokulu tekrar ettiriyor. 9. sınıf tekrarını yapıyor. 9'dan TYT'ye de yani 10. sınıf ve daha fazlasını da size veriyor. O yüzden arkadaşlar bir kere daha söylüyorum. Sizden gelen yoğun istek 9. sınıfı zor geçirdiğimiz pandeminin etkisiyle demiştiniz. Biz de iyi ki de bu videoyu yapmışız. Hemen artık son sorularımıza geçelim. Burada bir tane daha ne var arkadaşlar? Hemen bakalım. Burada bir tane alan sorumuz var ve alandan sonra da ödülü sorumuz var. Üçgende alan kısmı neydi? Alan kısmında bir kere daha söyleyelim arkadaşlar. Burada hemen h yükseklik çarpı taban bölü 2 neydi arkadaşım? Alandı unutma. Dik üçgende de dik kenarların çarpımıydı. Yine bize alanı verirdi. Bu kısmı da unutmamamız gerekiyor. Geldik buraya. Burada da arkadaşlar yine söyleyelim. Hemen sorumuzda ne diyor? ABE üçgeni, BCD üçgeni verilmiş. Diklikler verilmiş ve burada da 5 4 verilmiş. 5 10 verilmiş. Tabii ki de 5 neresiymiş? ED'ymiş. Onu kaçırmayalım gözden. Burası da 10'muş. Hemen ne diyorum o zaman? Bana buradaki pembe alanı soruyor. BCD üçgenin alanı soruyor. Bir kere şunu gözden kaçırmayın. Bakın 10. sınıfta karede de dikdörtgende de bunu çok yapacaklar. Sen şuraya alfa dersen burası betadır arkadaşım. Zaten 3 4 5 üçgeni olduğunu görüyorsun. Burası 3'tür burada dikkatimi çeken şey şu burası beta ise burası da alfa'dır çünkü alfa artı beta 90'dan dolayı 90 olduğuna göre toplamı 1 bir 90'da biri beta ise diğeri de alfa'dır şimdi çok dikkat edin buraya buradaki alfa beta 90 üçgenimde bakın alfa beta 90 üçgenimde alfa'yı gören 3 beta'yı gören 4 90'ı gören 5 şimdi bu üçgene geldiğimde bakın BD kenarımın uzunluğu ne oldu 8 e, D'de D'nin gören şey burada ne oldu? 10. Bakın BC'de 10. Bir kere daha üzerinden geçeyim. Dikkat edin şimdi. Dikkat edin. Sanki burada alfayı gören yok. Ama betaymış sanki burası. Bakın betayı gören 8. 90'ı gören 10'muş gibi sanki. O zaman bu iki üçgen nedir arkadaşlar? Bakın kenar açı kenardan dolayı. O zaman ben bu iki üçgenin benzer olduklarını ve buranın da 6 olduğunu görüyorum. Nereden bildin hocam? Bir daha söyleyelim. 8 var, 10 var. Alfa var. Kenar, açı kenar. 8, 10 var. Aradaki açımda alfa. Bakın bunların ikisinin arasında da alfa var. Evet. 4, 5 ise 8, 10 ise tabii ki de burası da 3'ün 2 katı 6 olmak zorunda. Bize alan soruyordu. Alan BC'de ne olmuş olacak arkadaşlar? Alan BC'de dik kenarların çarpımı bölü 2 olacak. O zaman 6 kere 4, 24 olmuş oldu ve doğru cevabını da 24 olarak buldum. Evet arkadaşlar sorularımız bitti. 9. sınıfta 13'in lazım olacak ve TYT için lazım olacak öz bilgilerden oluşan sizden gelen yoğun üstek üzerine gelen konu videomuzu anlatmış olduk. Ben çok hoşuma gitti. İyi ki de istemişsiniz ve biz de iyi ki de yapmışız. Sizin için süper bir şey oldu. Kitabımız çok değerli. Hazırlık kitabı. Gerçekten inceleyip sık dokunulmuş. Zaten konu anlatırken de tekrar tekrar söyledik. Bunları sakın kaçırmayın. Lütfen vaktinizi boşa geçirmeyin. Bu sene gördük ki üniversite sınavı değişik değişik zor sorulabiliyor. Bazen kolay soruluyor bazen zor. Ama biz en zora kendimizi hazırlayalım. Ve çok güzel bir şekilde de sınavımızı hazırlanalım. Ve burada şunu gördük arkadaşlar bu seneki üniversite sınavında. Son sene değil... 9. sınıfın yazından itibaren başlayan 10. sınıfın yazı, 11. sınıfın yazı, buraları boş geçirmeyen ve dönem içini de bol bol test çözerek konuları tekrar ederek geçiren arkadaşlar ne kadar sınav zor olsa da çok rahat ediyor. O yüzden şu an yaptığınız şey çok değerli. Kitabımız çok değerli. Siz de, siz de çok değerlisiniz. Ve bu değerler birleşince de ortaya mükemmel bir şey çıkıyor. Ve artık sözü çok uzatmayalım. İşte arkadaşlar karşınızda her zamanki gibi ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Bütün her şeyin aklınıza gelen bütün yorumlarınızı da yorumlara yazabilirsiniz. Aklınıza gelen bütün düşünceleri yorumlara yazabilirsiniz ve burada da arkadaşlar yorumları tek tek okuduğumuzu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.